Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bugün sizlere Sağlık Bakanlığı 45A 3+1 sözleşmeli personelin eş durumu tayini var mıdır? Varsa hangi yolları izlemelidir? Bu konularda sizlere bilgi aktarımı yapacağım. Daha önceki videolarımda 4B'lilerin eş durumu tayini, kadroların eş durumu tayini hakkında bilgi aktarımı yapmıştım. Sağlık Bakanlığı'ndaki birinin eş tayini isteyebilmesi için 3+1 personelli Sağlık Bakanlığı çalışanının eş durumu tayini isteyebilmesi için gerekli şartlar. Eşi Sağlık Bakanlığı bünyesinde ise 1 yılını doldurunca tayin isteyebilir. Eşi Sağlık Bakanlığı bünyesinde dışında ise 1. yılı doldurunca tayin isteyebilmesi için eşinin mutlaka kadrolu olması gerekir. Yani eşi Sağlık Bakanlığı bünyesinde değilse eşinin mutlaka kadrolu olması gerekiyor. Eşi özel sektörde 4A'lı ise eşinin 4. yılını tamamlaması ve kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor. Eşi Sağlık Bakanlığı'na bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa 1. yılını doldurunca tayin isteyebilir. Eşi Yükseköğretim Kurumu'na bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa eş tayini isteğine red cevabı gelir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda olan kişi 3 yılı doldurunca Sağlık Bakanlığı'nda çalışan eşin yanına tayin isteyebilir. Sağlık Bakanlığı'nda olan eş, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan eşin yanına eş kadrolu olmadığından tayin isteyemez. O yüzden en yakın zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan eşin 3 yılı doldurup tayin istemesi gerekir. Videomu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımda becaiş nedir? 4A'lı, 4B'li kadrolu personelin becaiş hakkı var mıdır? Hangi yolu izlemelidir? Bu konularda sizlere bilgi aktarımı yapacağım. Dediğimiz gibi SÖSSEN faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden kanalımıza destek istiyoruz. Kanalımıza abone, beğeni ve paylaş istiyoruz. Sendikamız SÖSSEN'e de tüm sağlık çalışanlarımızı üye ve temsilci olarak bekliyoruz. Kalın sağlıcakla.